Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar, öncelikle sizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Şunu belirtmek isterim ki 20 yıldır yapılan Yılın Yıldızları ödülünün gelişimine ve Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinin arasına girmesine hakikaten şahit oldum. Bu yüzden de bir yıldızlı olarak ilk yıldan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Sevgili arkadaşlar, 20 yıl öncesine kadar ben de sizler gibi o sıralarda oturan öğrencilerden biriydim. Ve bana matematiği daha sevdiren kıymetli hocalarımdan bazıları hala aramızda, ne kadar şanslısınız ki. Bu yüzden bu ödülümü dönem hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve tüm yıldızlılara hitap etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Ekip adına çok teşekkür ederim. Biz kalabalık bir ekibiz. Ben sadece görünen tarafıyım. Iceberg'i. Düşün aşağıya düşün yani. Çok şahane bir ekip. Onların sayesinde bu iş yürüyor. Bir İstanbul'u çok güzel anlatıyorsun falan diyorlar. Tam o değil yaptığımız şey. İstanbulluları, bütün İstanbulluları ötekisi bir ikisi olmadan bir arada yaşamaya davet ediyoruz. Birbirinize çağırıyoruz sizi, kendimize çağırıyoruz, biz size geliyoruz. Öyle bir iş. Çok teşekkür ederim. Genç arkadaşların iltifatıyla karşılaşmak ekstra güzel. Nasıl kilo verdin o kadar? Abi 9-16 bir şey var. Neyse, ben şu an... Tamam abi, ne zaman dersin? Kenan Sayman. Sayman. Beren Sarp gelirse çok selam. Teşekkür ediyoruz Ahmet Kutkaslar'la. Ahmet abinin olduğu yerde biz ancak oyunculuk yapmayı deneriz. Çalışırız bir şeyler yapmaya ama dönüp dolaşıp onları hayranlıkla izleriz. İyi ki varlar Ahmet abiler, bizim ustalarımız. Mesleğimi yapmamı sağlayan bir özelliğim çok heyecanlanmak. Çünkü bir yerden sonra şey dedim yani, bu kadar da heyecanlanmazsın abi sen ne çıkardın. Ama çok heyecanlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için bu ödüllerin anlamı daha fazla. Çünkü sizlerden alıyorum. Ve bana çok gerçek geliyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi ya. Ben bu arada saçım boyamı bir karakter için, o yüzden biraz enteresan gözüküyor. Ama 2 ay sonra eski halime dönüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, büyük alkışlarla biraz şeklinde teşekkür ediyoruz. Ve 2021 yılının en beğenilen DJ'yi ödülünü vermek üzere 21. dönem görüyoruz. Gençlerden ödül almak çok güzel gerçekten. Neden öyle diyecek olursanız galiba şöyle bir şey oluyor. Çağı yakaladığını düşünüyor insan. Öyle zannediyor. İllüzyon tabii ki bu. Size bir şey anlatmak istiyorum çok kısa. Yıllar önce hocalarımızdan biri onur ödülü, yaşam boyu onur ödülü almıştı. Dedi ki hocam ne güzel yaşam boyu onur ödülü almışsınız. Dedi ki ne güzel bunlar. Yaşam boyu onur ödülü demek sen artık morukladın demenin kibarcasıdır. Ve bu onur ödülüye başlar. Geçen sene onur ödülünü kime verdiniz hatırlıyor musunuz? Bana. Gayet iyi anlayacağını düşünüyorum. Maalesef. Yaşımız ortaya çıkıyor. Çok şey yapmazsa sevinirim. Ama bana tekrar mesleğime dönüp genç bir gibi davranmamı sunduğunuz için de teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Kocaman alkışlarla ilgilenmesin. Ben, Alican'ın söylediği çok doğru bir şey var. İlave yapmak istiyorum haddimi aşmadan. İşte... Ümit Ercan, öncelikle müthişsin. Çok sevgisiniz, sağ olun, teşekkür ederiz.
sunum var. Gerçekten güldük. Türkiye'nin gerçekten en köklü ve bence çok kıymetli üniversitelerinden biri başında geliyor. Sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı bir anlam var. İnşallah her biriniz gelecekte özgür, ülkesine faydalı, gerçekten Atatürk'ün izinde yürüyen aydınlık gençler olarak yıldızınız her daim parlasın. Çok teşekkür ederim. Evet, akşam ödülümüz. Hocam. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle benim için çok anlamlı, çok güzel bir ödül. Genç kardeşlerimizden aldığım ödülleri çok önemsiyorum. Ve eğer Türkiye'deysem mutlaka o ödül almak için bizzat gidiyorum. Onların takdir etmesi benim için çok önemli. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Ümit görüyorum. Gözlerinize her baktığımda ümit görüyorum. Geleceği görüyorum. Mutlu oluyorum. Sohbet ettiğim zaman sizin beyinlerinize hayran oluyorum. Şu anda beynim aşırı kapasiteyle dolmuş durumda. Sizi dinleyip sizi gözlemlediğim zaman mutlu oluyorum. Ve bizi takdir etmeniz, kanal olarak takdir etmeniz de ayrıca çok çok güzel. Vallahi çok büyük emek var bu kanalın arkasında. Çok da güzel bir sezon geçirdik. İnşallah hep öyle olur. İyi niyetten ve faydalı olmaktan başka hayatta hiçbir amacım olmadı. Mümkün olduğu kadar herkese yardım edeyim dedim. Allah da nasip etti. Bugünleri gördüm. Çok çok mutluyum. Yani öyle güzel duygular yaşıyorum ki Allah nasip etti. Biliyorsunuz hayatımın ilk bölümü çok kötü geçirdim. Ama ikinci bölümde de o kadar çok başarıya ulaştım ki bazen yani hepsi gerçek mi diye düşünmüyorum da değilim. Baktığım zaman şimdi yeni bir maceraya gidiyorum. Biliyorsunuz İngiltere'de futbol kulübü aldım. İnşallah seneye en beğenilen kulüp ödülünü sizler de alırsanız çok mutlu olacağım. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Sağ olun. Acun abi benim okulum seninki. Çünkü uçuş okulu var ya. Tamam hazırız. Survivor'a gidemedik ama belki uçağı kullandık bir tur. Sağ ol abi. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Bizim bu okulda böyle küçük bir anımız var. Dilim döndüğünce onu anlatmaya çalışayım. Bundan yaklaşık 8 sene önce tamamen hiç paramız yokken bu okula, bu kampüs çok güzel diye klip çekmeye geldik ama hiç izin falan almadan ilk şarkı meselerden sonra tam okul giriş kapısından geçerken Cem dayanamayıp biz buraya klip çekmeye geldik falan dedi, yakıp açıbizi dışarı attılar. Sonra bir şekilde tekrar girdik, içeride böyle kaçak bir şekilde klip çekmeye çalışırken yine dışarı atılacakken burada bir eğitim görevlisi, dekan olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bölüm başkanı olabilir. Size sağ olsun yardım etmişti. İşte çekebilirsiniz falan, ben size yardım edeceğim falan diye. İlk klibimizi o yüzden bunu da çektik. Buranın bizim için anlamı çok büyük. Bu ödülü bize layık gören Yıldız öğrencilerin, işletme kulübü öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Bu ödülde tüm ekibimiz, dinleyicilerimiz ve bizi destekleyen herkese bunu alıyoruz. Çok sağ olun. Sadece bir şey. Bir saniye. Evet, bendesiniz. Bendesiniz. Şuraya da bakar mısınız? Ne bu? Kavuğumu da evleniyorum. Abi 10 sene sonra ne olur? Ah ya. Ne olur kadar korkamıyorum. Evet abi, haydi yapalım. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sizi sormalı. Ödül aldınız. Evet.
duygularınızı anlatın. Güzel tabii ki. Güzel. Yani genç insanlardan, genç oluşumlardan almak her zaman güzeldir. Ne yapıyorsun? Yakın mı? o yüzden tadını çıkartacağız genç insanların takdirini. Hemen şunu konuya girelim. Yarışmanız vardı. Yarışma yayından kalktı. Hakkında konuşmalar. Abi söyledik, izlemiyorsunuz. İzleseniz ben devam ederim yarışma yapmaya. Ne yapayım? Acaba kanalın formatına mı uygun değil yani? O kanal... Yok, yani kanalın formatıyla da ilgisi yok. Bence kanalların formatı belirlemez ki bir şeyin izlek olmasını. Talep belirler. Ha, manipüle edilebilen şeyler yok mu hikayenizde? Tabii ki var. Ne kadar? %50. Diğer %50'de kalkmamıza yetiyorsa, kalkmamıza yetiyor demektir. Biz izledik, çok başarılıydı da. Bence de çok güzel bir yarışmaydı. Yani çok böyle şey, dikkat çeken bir şeydi. Yani bu televizyon dünyası içinde, Türkiye'deki televizyon dünyası içinde bence yenilikçi de bir şeydi, eğlenceli bir şeydi. İnsanların birbirini böyle hırpalamadığı, eğlenebileceği, çok çocuğun da izleyebileceği pozitif, barışçıl bir işti o. Ama hem birilerinin siyasi malzeme olarak kullanma gayreti de bir şeyleri değiştirmiştir mutlaka, diyor mu? %50 olur. Ama diğer %50'de işi hiç böyle mağdur edebiyatına sokmaya gerek yok. Diğer %50'si de bunun yeterince izlenmediğidir. Sonuçta kanallar bir ticarethane gibi düşünmek lazım. Demek ki onların ticari karşılığını bulamadılar. Bu sorularda zaten deli olmaları biraz kaldı. Peki internette devam edebilir mi? Yani dijitalde belki. Onu yapımcımız Sayın Fatih Aksoy'a sormamız lazım. Yapılırsa devam eder misiniz? Ederim tabii. Niye etmeyeyim? Ben çok eğleniyordum ya. Yani uzun zamandır yaparken keyif aldığım, eğlenerek yaptığım işlerden biriydi. Daha da tövbe televizyon diyeceğim noktaya getirdi ama beni yani bu işler. Hmm. Açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ben sağ teşekkür ederim. Al Zeyt abi, çık. Alsana şunu. Hadi. Evet. İyi akşamlar Acun Bey, hoş İyi geldiniz. Akşamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde en iyi kanal ödülüne layık görüldünüz. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok mutluyum tabii geri ki. Birçok başarılı kanalımız var. Her sene de zaten değişik kanallarımız ödüller alıyorlar. Bu sene bize nasip oldu. Ekim ona çok mutluyum. Bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Programlar çok güzel devam ediyor. Evet. Survivor çok gündemde, çok konuşuluyor. Evet. Harika bir sezon başladı. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok mutluyuz. Yani seyircilerimizin ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Benim zaten hayatta en mutlu olduğum şey ne diyorsanız yaptığım işlerin seyredilmesi. Seyircilerimiz de bu sene çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Çok çok mutlu oluyorum. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde zaten programları yapıyoruz. Bizi de destekliyorlar için bütün seyircilerimize çok teşekkür ederim. Son olarak Hull City'yi de aldınız. Evet, neler söyleyeceksiniz? Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Sosyal medyada da 600 bini de geçti Hull City. Yani öncelikle bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz İngiltere'de, bilmiyorum yani Allah nasip etti, şu anda ciddi bir Türk sevgisini bir şehirle buluşturduk. Yani şu anda Hull City'deki, daha doğrusu Hull'daki bütün insanlar Türkiye'ye karşı çok sıcak ve güzel duygular içindeler. Ben de seyircileri çok sevdim. Buradaki insanların yaklaşımları çok çok güzel. Türk bayraklarını sürekli olarak maçlarda göstermeleri, Twitter'da Türk bayrakları kullanmaları beni çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bir ülkeyle bir şehrin mükemmel bir birleşmesi oldu diye düşünüyorum. Hani futbolun neleri başarabildiğini ispat edeceğim inşallah. Futbolun bir şehri nereye taşıyabildiğini göstermek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Abi, fotoğraf alabilir miyiz? Benim bu 4. ve 5. gelişim, bu üniversiteye karşı, daha doğrusu üniversiteye karşı ayrı bir sempatim var. Çünkü kendileri bu ödül törenini her sene çok güzel bir şekilde yapıyorlar. İlk sene biraz uzun diye farklı bir uyarıda bulmuştum. Ondan sonra senelerde düzelttiler. 2. gün esnafından tutturdu. Ama şu anda o kadar güzel ki yani gençlerin ne kadar güzel şeyler ortaya koyması benim açımdan büyük bir mutluluk ve aynı zamanda ümit veren şey. Merhaba, ben Aslı Kalevi, Reşel oynadım kulüp dizisinde. Şimdi karşınızda konuşmak biraz zor ama daha önce çok düşünmüştüm ne söyleyeceğim. Tüm ekip adına teşekkür ederim bu ödül için. Toplu bir çalışmaydı zaten. Herkes için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecan verici burada olmak çünkü ben de üniversite öğrencisiyim ve benim için bunlar çok yeni, çok yakın zamanda oldu.
Teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nden de selam getirdim size. Özgürlük adına bu ödülü almak istiyorum. Kulüp dizisi bence bize çok şey fark ettirdi ve çok fazla tartışma açtı. Bu açılan tartışmaların devam etmesini diliyorum, bunu söyleyerek. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hasıl Hanım'a. Biz tabii böyle bir karışıklık oldu. Anons edemedim. Kişisel olarak özür dilerim. Notlarımızın karışıklığı. Bana da işte plagiat bir şey. Özeniyorum diye. Teşekkür ederim. Uygun görmüşler. Ben tabii bunu kendimi anons etmeden önce Tamer hocamıza, sayın rektörümüze, değerli hocalarımıza, bütün işletme kulübüne, siz değerli katılımcılarına, ödül alan misafirlerimize, herkese çok teşekkür ederim. Bir şekilde dediğim gibi hani çok uzun yıllardır hayatımızdayım, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da böyle bazen işte şakalaşıyoruz. Öncelikle vakit ayırdığınız için başımızı ağrıttım. Teşekkür ediyorum bana katlandığınız için bu akşam. Ve 22. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Sude Pınar'ı bana plaketini vermek üzere sahneye davet ediyorum.